Evet, ben düşündüm oğlum. Ben nasıl evladım yanımda olsun istiyorum. Senin derdin de aynı. Hep birlikte olursak içimiz daha rahat eder diye düşündüm. Hem kuzucuğun babaannesiyle ablasının yanında büyümüş olur. Fena mı? Hani böylesi daha münasip olur. Keşke bana bir sorsaydın anneciğim. Evladım, uzun uzadıya düşünecek zaman yoktu ki. Ben de hemencecik bu kararı verdim. Kız oralarda tek başına kalacaktı. Biz taşındık buraya. Anneciğim, ben bir güvenlik şirketiyle anlaşmıştım. Yani Yeşim'in evine koruma göndereceklerdi. Akşamüstü de yeni bir kamera sistemi koyacaklardı eve. Öyle mi? Benim hiç haberim yoktu. Olsaydı kalırdım ben de tabii ama İkbal Hanım çok ısrar edince geleyim dedim ben de. Biliyorsun evde yalnız kalamıyorum. Kapı ağzında kaldık. Hadi geç kızım. Orada konuşuruz. Hazır mısın güzelim? Hemşire Hanım, yine yapabiliriz. Hastanın durumu çok önemli. Anlıyorum. Fakat hasta halen stabil durumda. Elimizden geleni yapıyoruz. Bilinci hala kapalı. Peki hocam, sizin görüşünüz nedir? Yani kendine gelme ihtimali ne kadar? İnanın böyle durumda bir şey söylemek oldukça zor. Bıçak hastanın atar damarını kesmiş. Kan kaybı da fazlaydı. Ve kalın bağırsaktaki hasar da çok ciddi. Böyle durumda beklemekten başka çare yok. Anlıyorum. Her ne olursa olsun beni bilgilendirmeniz mümkün mü acaba? Doktor evet. Bey. Doktor Bey, hastayı kaybediyoruz. Ne oldu? Nabız birden düştü. Müdahale edelim derken kalbe doğru. Geri döndürmeye çalıştık ama. Kahretsin. Kızım. Oğlanın üstünü açıver, sıcaklar sonra. Yok İkbal Hanım, böyle iyi. Çünkü burası biraz serin gibi, bir de hastalıktan yeni çıktık biz. İyi madem. Aman da babaannesinin gülü. Aslan parçası. Maşallah. İkbal Hanım. Ha? Kolilerle bavulu nereye alalım? Ha, bavulu yukarı yatak odasına götür, kutuları da mutfağa oğlum. Tamam. Ha İkbal Hanım, benim oğlu şunun altını değiştirmem gerekiyor da biz nereye gidelim? Yukarı kata tabii kızım. Müre temizleyecek de oraları. Sana müsait bir yer gösterir. Gel bakalım. Ay ay ay. Ay benim aslan parçam. Ay benim güzel torunum. Ay maşallah. Yavrum benim. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben düşündüm ki... Ne düşündün? Ne düşündün? Pat diye çıkıyorsun karşıma. Bak hep böyle oldu bittiye getiriyorsun. Bir daha emrivaki yapma, karışma. Değişmiş burası. Siz Lale Hanım sağken de gelmiştiniz. Değil mi Yaşım Hanım? Geldim tabii Mürvet. Tamam, çok güzel. Ben bu odayı istiyorum Mürvet. Kusura bakmayın Yaşım Hanım. İkbal Hanım bu odayı Çınar Bey'im için hazırlattı. O zaman sen de bana buraya en yakın odayı hazırlayacaksın. Bilmem anlatabildim mi tatlım? Peki Yeşim Hanım. Meğerse şekerim, yine bekleriz. Çınar, ben Şermin'i aradım.
Hiç eşyaları göndermeyecek buraya. Sen de artık suratını asma. Sen bana kırıldın değil mi? Yok, kırılmadım da. Yani bileyim, gelmemiz de biraz saçma oldu sanki. Ben İkbal Hanım öyle ısrar edince... hani şu son yaşadığımız hırsızlık olayından da sonra açıkçası iyi olur diye düşünmüştüm ama... çünkü nereye baksam adamı görmeye başladım. Neyse, sen şu güvenlik şirketini bir an önce arayıp kameramı takacaklar, ne yapacaklarsa... bir an önce söylersen, aksi takdirde evde kalmam mümkün değil çünkü. Haklısın, kolay bir şey değil tabii. Kolay olur mu hiç Çınar? İnsanın kendini en güvende hissetmesi gereken yerde, evimizde artık korkarak yaşıyoruz. Neyse, dediğim gibi eğer şu koruma işini falan da halledersen... zannediyorum daha rahat olur bizim için. Tamam, ben gereğine bakarım ama sizin bir süre daha burada kalmanız daha doğru olur bence. Yok Çınar ya. Senin bayağı sinirin bozuldu biz buraya geldik diye. Ben kimseye yük olmak istemem. Estağfurullah, ne yük olması? Ben sadece birden görünce şaşırdım. Yani tabii ki kalabilirsiniz. Hem benim de içim rahat eder. Tamam o zaman. Ama çok fazla kalamayız. Sanki sen de çok kalamayacakmışsın gibi geliyor. İçimden bir ses yakında toprakla barışacağınızı söylüyor. Neyse, izin verirsen benim çocuğu emzirmem lazım. Tabii. 1, 2, 3 gönder. Cafer ne hocam? Tekrar deniyoruz. 240 ayarda. Hazır. 1, 2, 3 gönder. Sadece konuşmak istedim onunla. Belki bu sefer cevap verir diye bekledim ama o yanıma bile gelmedi. Boşuna gitmişsin desene. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Yani öyle bir duvar ördü ki aramıza. Ona ulaşmama dahi izin vermiyor. Vallahi yapabileceğin hiçbir şey yok Çınar'cığım. O seni görmeyi isteyene kadar, seninle konuşmayı isteyene kadar bekleyeceksin mecburen. Aklımı yitirmezsem tabii. Keşke elimden bir şey gelse ama... yani biz bu konuda aydınlatabilecek tek kişi Toprak maalesef. Aslında bir kişi daha var. Kim o? Sıtkı. Sıtkı mı? Yani olanı biteni Toprak'tan başka bir de o biliyor. İyi de adam her şeyi anlatmamış mıydı? Ya yalan söylediyse? Yalan söylemiş olsa bile şimdi niye doğruyu söylesin ki Çınar? Hele de Toprak onu bıçaklamışken. Düşünsene, bence inadına yalan söyler. Sırf kızı incitmek için. Bence sen hiç boşuna gitme. Zaten yeterince üzdün kendini. Haklısın. Herif aşağılığın teki. Ama gemisini neyle yürüttü de belli. Belki ona istediğini verirsem... bana merak ettiklerimi söyleyebilir. Ne vereceksin anlamadım ben. Adamın istediği tek şey Toprak bence. Olabilir. Ama
Toprağın benimle evli olduğunu bilmeseydi belki de düşmezdi peşimize. Belki de sırf para için tezgahladı bunları. Hiç sanmıyorum Çınar ya. Yani adamın durumuna baksana. Bu kadarını da yapmış olamaz herhalde. Böyle adamları bilirim ben. Para için yapmayacağı şey yoktur. Aslında düşündükçe daha mantıklı geliyor. Belki de toprağı tehdit etti. Toprak da ona inanacağım ihtimal vermediği için ciddiye almadı belki de. Yani tabii düşününce mantıksız da gelmiyor değil ama yine de parçaları birleştirmek zor. Hem tehdit etmiş olsa bile niye Toprak sana anlatmasın ki? Neden adamla kalkıp bir güpe gitsin? Baksana, düşündükçe bile aklımız karışıyor iyice. Olsun, ben yine de şansımı deneyeceğim. Belki gözünü açıp paranın kokusunu alınca zihni de açılır. Hem toprağın içeride olduğunu öğrenince daha rahat konuşur belki benimle. Hiç zannetmiyorum işe yarayacağını ama bir dene. Göreceğiz bakalım. Nereye? Hastaneye. Durumunu öğreneceğim. Üçüzü ayarladım hocam. Hazır. Bir, iki, üç. Gönder. Sinüs atışı yakalandı. 18 cc verin. Nasıl durumu? Geri getirdik hastayı. Fakat henüz kendine gelmedi. Aynı şeyi tekrar ederse durumu kötüleşebilir. Geçmiş olsun. Merhaba, ben bir tane su, bir tane çay rica ediyorum lütfen. Gel. Toplantı için dosyalar hazır. Amcam iyileşmiş. Çok şükür. Hastaneden de çıkıyormuş. Evet, öyle. Sedat'la konuştuk. Düğünü daha fazla ertelemenin anlamı yok. Bu ay sonu yapalım diyoruz. Öyle mi? Tabii siz de bekliyoruz. Hem de baş davetli olarak. Tabii ki orada olacağım. Böyle mutlu bir günde seni yalnız bırakacak değilim. Başka bir şey ister misiniz? Çıkabilirsin. İyi. Görüşürüz o zaman. Güle güle. Gel. Kolay gelsin. Sağ ol. Biz... Yani Sedat'la ben... bu ayın sonunda düğünümüzü yapmaya karar verdik. Sana haber vereyim dedim. Öyle mi? İyi, mutluluklar dilerim. Ece, hayat ne tuhaf değil mi? Bak, ben boşanıyorum, sen evleniyorsun. Gerçekten boşanıyor musun Mehmet? Böyle bir konuda niye yalan söyleyeyim? Dilekçelerimizi bile verdik dedim ya, Yusuf'la konuştuk.
eşyalarımı topladım falan işte. Yani Reyhan'la ilişkin bitti. Öyle mi? Ece niye inanmıyorsun bilmiyorum ama evet kalmadı. O abisiyle konuştu. Necip abi de anlayışla karşılamış. Anlayacağın bir defter kapandı. Sen neden soruyorsun? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Öylesine. Neyse, ben işin başına döneyim. Söyle tatlım, ne oldu, bir gelişme mi var? Evet, Sıtkı Bey kendine geldi. Hatta su bile istedi benden. Haber vereyim dedim size. Ciddi misin? Tamam, ben de hemen geliyorum. Beni bekleyin, olur mu? Hadi bay bay. Sen eşyaları getir, biz Necip Bey'le yavaş yavaş gideriz. Tamam mı evladım? Gelin şöyle Necip Bey. Girin koluma. Ben iyiyim İkbal Hanım. Kendim yürürüm, telaşlanmayın. Olmaz Necip Bey, doktoru duydunuz. Çok itina etmemiz gerek size. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz Necip Bey. Yeşim kızım, sen de mi buradasın? Evet. Yine hep birlikte aynı evde yaşayacağız Necip Bey. Aynı eski günlerdeki gibi. Gerçi bu sefer bir de oğlum var. Bir de sizin yanındayız artık ama annem yok tabii. Kızım, Necip Bey'i lafa tutmasana. Hava ayaz. Şimdi çıktı hastaneden. Kuş yelinden şifayı kapar maazallah. Buyurun Necip Bey. Affedersiniz tabii, buyurun. Yalnız şoförünüz biraz çabuk arabayı çıkartabilirse benim acelem var. Az bekleyiversin hayhuyun. Necip Bey'in eşyalarını götürecek. Gelir hemen. Buyurun Necip Beyciğim. İçeri geçelim. Yaslanın bana. Şişt. Sen yine de çabuk ol. Toprak, sen bu işi daha önceden yapmadın, emin misin? Eminim abla, yapmadım. Ama başka el işleri yapmışlığım vardır. Belli, elin çok yatkınmış. Biz bunları satıyoruz biliyor musun? Sahi mi? Hı-hı. Nerede peki? Benim erkek kardeşimin Kapalı Çarşı'da dükkanı olan bir arkadaşı var. Ona yolluyoruz. İstersen seninkileri de yollarız. 3-5 kuruş bir şey geçer eline. Olur, çok sevinirim. Gerçi ben bunları sadece meşgale olsun diye yapmıştım. Olur mu canım, her emeğin bir karşılığı vardır. Efendim? Neredesin Çınar? Şirkette mi? Yok, şimdi çıktım şirketten. Çok önemli bir görüşmem var, oraya gidiyorum. Ne oldu? Seninle hemen konuşmamız lazım. Daha sonra arayayım seni Okan, olur mu? Gerçekten çok önemli bir görüşmem var. Çınar, bu da çok önemli. Ne oldu Okan, söyle. Toprağın yanındayım. Senden boşanmak istiyor.
Evinize hoş geldiniz. Yuvamızda her daim varlıkla, sağlıkla başımızda bulunun inşallah. Beyim, Allah'a çok şükür bunu da atlattınız. Kötü günler hep geride kaldı inşallah. Sağ ol kızım. Şöyle buyurun Necip Bey. Ben yorgunum, dinleneyim biraz. O zaman odanıza götürelim sizi. Hemen hanımım. Buyurun beyim. Buyurun efendim. Efendim Cumhur Sultan. Ne haber tatlım? İyi. Şuradan çıkabilirsem daha da iyi olacak. Anlamadım. Neyse boş ver, tamam. Sen nasılsın? İyi. Durumlar nasıl? Hastaneden aldım haberleri. Necip Bey çıkmış öyle mi? Ya sorma. Biraz önce İkbal Hanım tür neşe bir halde geldi. Bir havai fişek patlatmadığı kaldı vallahi. Ay tamam. Hey hemen çek arabanı. İşim gücüm var benim. Tamam anne, ben şimdi hastaneye gidiyorum, tamam mı? Acelem var, konuşuruz sonra. Peki canım, beni de haberdar etmeyi unutma. Ha bu arada Çınar Berk evde değil mi? Herhalde anne, hastaneye götürecek halim yok herhalde. Görüşürüz canım. Bu ne şimdi Çınar? Niye o kalmışsın gibi yalan söyletiyorsun insanlara? Buna sen mecbur bırakıyorsun beni. Sen mecbur bırakıyorsun. Ne çalışıyorsun toprak? Heh. Amacın ne? Bu ne şimdi? Görmüşsün işte. Boşanma dilekçesi. Ya boşanma dilekçesi öyle mi? Ben boşanmak istemiyorum. Ya Toprak, ben sorunlarımızı çözmek için kafa patlatıyorum. Senin şu yaptığına bak. Ya beni delirtmek mi istiyorsun? Çınar boşuna uğraşma. Bizim seninle halledecek bir şeyimiz kalmadı. Evliliğimiz bitti. Senin de bunu kabul etmen en kolay çözüm. Gerçekten o kadar mahcubum ki. Bir de buralarda taksi bulmak çok zordur biliyorsunuz. Yani nasıl yapsak bilemedim ben de. Aa, isterseniz ben sizi alabilirim. Yani eğer sizce bir mahsuru yoksa. Ay ne sakıncası olabilir? Yani çok memnun olurum tam aksine. Ben şu anda Sarıyer'de Ilgazlar'ın yalısındayım. Çok kolay bulursunuz. Tamam. Bir saate kadar alıyorum sizi. Evet benim. Torunlarımı görmek istiyorum. Buradalar değil mi? Tövbe bismillah. Sizin ne işiniz var burada? Merhaba İkbal Hanım. Ne demek ne işiniz var? Ben anneanneyim. Mümkünse torunlarımı görebilir miyim? Thank you.
kusar mısın bak? Bir de kuş mu vardı? Şu var. Koli. Figen abla sende ne var? Küçük koli. Toprak. Hızlı olursan seninkini de bu partiye yetiştiririz. Geldim abla. Ay siz iki kardeş bir araya mı geldiniz artık? Birlikte mi yaşıyorsunuz Laleciğim? Oh ne kadar güzel olmuşsun Berkciğim sen. Oh benim küçük prensim, prensesim. Ne kadar güzel olmuş benim prensesim. Bu saçlar ne kadar şeker böyle. Oh çok tatlıymış Laleciğim. Lale, bak Berk ne kadar büyümüş değil mi hayatım? Bir şey alır mıydınız Zümrüt Hanım? Yok almayacağım. Birazdan çıkacağım zaten. Evet. Berk büyüsün. Birlikte bütün dünyayı dolaşacağız hayatım. İtalya, Paris, Londra, Yeni Zelanda. Bütün dünyayı dolaşacağız birlikte, tamam mı hayatım? Toprak, bu ne hal? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Merak etme sen. Canım, duyunca çok üzüldüm. Gelip seni görmek istedim. Yapabileceğim ya da istediğim bir şey var mı? Hayır, çok sağ ol. Bir şeye ihtiyacın olmadığına emin misin? Mesela birkaç avukat arkadaşım var. Eğer avukatın yoksa çağırayım bir görüş istersen. Var bir avukatım. Öyle mi? Kim? Yani iyi biri mi? Yani şimdi en iyisi. Hem ben çok güveniyorum ona. Okan Bostancı. Aa anladım. İyi pek öyleyse. Ama bir şeye ihtiyacın olursa araman yeterli. Tamam çok sağ ol düşündüğün için. Hoşça kal canım. Çok sağ ol. Görüşürüz. Evet hayatım. Ayşeciğim, torunlarım organik sebze ve meyveyle besleniyorlar değil mi? Tabii Zümrüt Hanım. Eve başka sebze meyve girmiyor zaten. Başkalarının neyle beslendi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben torunlarımın beslenmesiyle ilgileniyorum hayatım. Ah, Ali Beyciğim. Ilgaz Yalısı'nın önündeyim. Geldim Zümrüt Hanım. Ah hemen çıkıyorum ben de. Ciao baby. Görüşürüz. Harikasınız Ali Beyciğim. Hala nereye yemeğe gideceğimizi söylemeyecek misiniz? Hı? Oo. Sürpriz mi yapıyorsunuz bana? Aa, görüşürüz İkbal Hanım. İlahi Ali Beyciğim. Çok hoşsunuz. Aa. Ay siz beni hep güldürüyorsunuz ama. E tamam şimdi geliyorum zaten. Kapatıyorum. Çağ. Ah İkbal Hanımcığım, sizi de beklettim. Kürküm alabilir miyim şekerim? Tabii Zümrüt Hanım. Torunlarımı görmeye geleceğim yine. Sessiz zahmet buyurmayın Zümrüt Hanım. Müsait olduğunuzda haber verirsiniz, Ayşe getirir çocukları. Onlar benim canlarım. Zahmet olmaz şekerim. Görüşürüz. Görüşürüz, çao. Ah.
İllallah dedirtene kadar gelecek. Ben size bir kahve yapayım hanım. İyi olur ya Nurbet. Hoş geldiniz Yunus. Ali Beyciğim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim aldığınız için. Ah, teşekkür ediyorum. Çünkü devamlı ondan bahsettiler. Hem ben çok güveniyorum ona. Okan Bostancı. Bıçaklanma olayı bayağı ani oldu. Ben de hiç beklemiyordum, çok şaşırdım. Ama iyisin şimdi, değil mi? Yani hemşireler iyi olduğunu söylediler bana. Sıtkı. Senden son bir iyilik istemeye geldim buraya. Bunu benim için yapman çok önemli gerçekten. Bu sefer ne istiyorsan vereceğim sana, hem de saniyesinde. Para istiyorsan para, ev istiyorsan ev, araba istiyorsan araba. Hemen kapının önüne getiririm hatta, söz veriyorum. Ama bunu benim için yapman çok önemli. Yapacak mısın? Acil yoğun bakımda yatan hastayla görüşmem gerekiyor. Ertuğrul Bey konuştuğunu söyledi, Sıtkı Engin. Evet, yoğun bakım odasında. Ama doktorundan izin almanız gerekir. Hah, Ertuğrul Bey. Buyurun. Kendisiyle konuşabilir miyim? Sıtkı. Ya bir şey söylesene. Sıtkı bak, Çınar gelmek üzeredir neredeyse. Kesin o da öğrenmiştir senin uyandığını. Sıtkı. 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 Hadi tamamsa tamam de. Hemşireler kendine geldiğini söylemişti. Duyuyor olman lazım. Sıtkı. Sıtkı. Uyan bir adam. Konuşsana be adam. Sana söylüyorum. Duymuyor musun? Sana söylüyorum. Lütfen cevap ver.